Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Doğru hocam, hoş geldiniz. Genel Başkanım, size yapılan bu çetin saldırıyı kınıyoruz. Onu paylaşmak için bugün buraya geldik. Sizlerin yanınızda oldu. Buranın bir demokratik sosyal hukuk devleti oldu. Aklına kesen gelen herkesin, Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir partimizin Genel Başkanı tehdit edemeyeceği, buradan herkese paylaşmak için geldik aslında. Yani burada devlet düzeninin işletilmesi için biz konfederasyon olarak, Birleşik Kamuş Konfederasyonu olarak sizlerin yanındayız. Doğrunun yanındayız. Tamam. Cumhuriyetin temel değerlerinin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii ki burada yapılana destek verenler doğruymuş gibi kabul eden muhalefet partileri de var. Onlar bir kez daha düşünsünler isteriz. Çünkü burada demokratik hukuk devleti çerçevesinde herkes eleştiri yapabilir ama iş kişisel tehdit boyutuna geldiği zaman, bir de Cumhuriyet'in kurucusu bir partinin genel başkanına geldiği zaman demokratik kitle örgütler olarak, konfederasyon olarak bizler her zaman sizin yanınızda oluruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle mafya bozuntularını, belli siyasi partilerin desteğini alarak bize yönelik tehditleri asla ve asla dikkate almayız. O tehdidi yapanlar asla ve asla bizi yıldıramazlar. Biz tarihsel geleneğimiz içinde cumhuriyete sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak, insan haklarına sahip çıkmak, medya özgürlüğüne, düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip çıkmak gibi bir görev üstlenmiş durumdayız. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu ben de biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Eleştiriyoruz. Siyasi partiler arasında eleştiriler olur, sert eleştiriler olur. Hatta bazen dozu kaçabilir bu eleştirilerin. Bunlar bir şekliyle toplumun kabul edebileceği tartışmalardır. Ama bu tartışmalara yeraltı dünyasının bazı aktörlerinin katılması ve o tartışmalara da meşru partilerin destek vermesi Türkiye'de bir devlet krizinin olduğunu gösterir. Hukuk devletinin olmadığını gösterir. Eğer meşru siyasi partiler yeraltı dünyasından, bazı mafya bozuntularından destek alarak kendi faaliyetlerini yürütebiliyorlarsa onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ediyor demektir. Ediyorlar demektir. İhanet ediyorlar. Kabul etmek lazım. Böyle bir tablomuz var. Ama dediğim gibi biz bu hikayeleri daha önce de görmüştük. Bu filmi daha önce de görmüştük. Ama bütün bunların hepsini aşacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, gerçek anlamda insan hakları ihlallerine karşı çıkan bir devleti yeniden inşa edeceğiz. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyanlarımız var zaten. Evet. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bu yeraltı dünyasını da bir anlamda sıfırlayacağız. Bakın bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde terör örgütleri ve yeraltı dünyasıyla mücadele edeceğimizi yazıyoruz zaten burada. Yani belki hiçbir siyasi parti bugüne kadar mafya bozuntularıyla mücadelenin kendi programlarında olmayan, bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir düzenlemeyi koymadı ama biz ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde bunu gayet açık net koyduk. Çünkü yeraltı dünyasıyla bazı siyasi partiler arasındaki ilişkiyi görüyoruz, biliyoruz yani.